Evet hocam, kampımızın artık ikinci haftasında son bölümlerine doğru geliyoruz. Umduklarınızı, istediklerinizi alabildiniz mi şu ana kadar takımdan? Fazlasıyla aldık. Oyuncularımız çok motiveydi kamp öncesinden başlayarak. Çok iyi çalıştılar, çok yoruldular. Bugün itibariyle 30'un üzerine çıktık antrenman sayısı ve yoğunluk olarak çok fazlaydı. İki tane de hazırlık maçı oynadık. Kampın sonlarına gelmek üzereyiz şu anda. Takımı fiziksel anlamda çok iyi kuvvetlendiğinizi düşünüyorum. Arkadaşlık üst seviyede. Neşeli antrenmanlar yapıyoruz. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah sezona da çok iyi bir şekilde gireceğiz. Kadroyu genel olarak korudu Altay. Bu anlamda siz de az önce bahsettiniz ama biraz daha açalım isterseniz. Gelen oyuncularla eskilerin uyumu şu ana kadar nasıl? Mükemmel. Çünkü geçen seneden gelen bir arkadaşlık var zaten takımda. İnsan karakteri olarak çok düzgün çocuklar. Gelen arkadaşları hemen işlerini aldılar. Zaten oyuncu seçimi yaparken oyuncunun karakterine de baktığımız için öyle bir sıkıntı yaşamadık. Çok iyi anlaşıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Güzel bir kamp geçiyor. Arkadaşlık anlamında da. Antrenmanlar anlamında da. Çok güzel bir kamp geçiyor. Umarım saha içine de yansır. İyi başlarız, iyi getiririz, iyi finalize ederiz. İnşallah, umarım. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür. Evet hocam, bir kaleci takviyesi daha geldi Altay'da. Böylece hem Emre hem Aydın hem de Cihan üçü rekabete girecekler. Genç kalecilerle de beraber şu an kamptasınız. Önce bir kampı genel değerlendirelim isterseniz. Şimdi her sene olduğu gibi kamplar biliyorsunuz çok zor geçer. Hazırlanma dönemi biraz yoğun olduğu için biz de yoğun çalışmalar yapıp hem yoğun çalışmalar hem iyi beslenme ve iyi dinlenmeyle bu arayı tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten bu yoğunluk içinde takımımız kalite olarak geçen senenin aynı takım olduğu için çok büyük sorunlar yaşamıyoruz. Zaten bir anlayışımız var. Oyun anlayışımız var, taktiğimiz var. Ona göre oynuyoruz. Kalecilere gelince... Evet, iki tane iyi kalecimiz var. Bu ligde oynamış, kendini ispat etmiş. Onları desteklemek amacıyla yine Süper Lig'den kendini ispat etmiş bir kaleci aldık. Cihan'ı aldık. Dolayısıyla onlara çok büyük bir yardımcı olacak. Tabii burada büyük bir rekabet oluştu. Ama genç kaleci Eren ve Burak da çok iyi çalışıyor. Gelecekleri potansiyeli olan kaleciler. Dolayısıyla 5 tane kaleciyle çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bundan sonraki kalecilerin katkısı çok önemli. Evet Mesut, kampın artık son haftasına girdik. Hazırlık maçları, antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sen son iki maç geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayıp oynamıştın. Devamındasın. Neler hissediyorsun öncelikle Altay formasını en üst seviyede temsil etmekten dolayı? Öncelikle yeni sezon için bütün takıma başarılar diliyorum. İnşallah bizim için iyi bir sezon geçer. İnşallah hak ettiğimiz yerde bitirir sezonu. Onun dışında kendi maçından değerlendirerek iyi bir kamp geçtiğini düşünüyorum. Çok çalıştık. Böyle. Peki Altay formasını bu seviyede giymek sana neler hissettiriyor? Çünkü Altay taraftarı biliyorsun öz kaynak düzeninden gelen oyuncularına ayrı bir bağ hisseder her zaman. Sizi de çok seviyorlar ve başarılı olmanızı istiyorlar. Bu konuda neler söylemek istersin? Tabii onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu konuda hani bize güvendiklerini her zaman aklımızda bulunuyor. Onun dışında sahaya çıktığımızda bile onların desteği bize daha çok güç veriyor. Yeni gelen arkadaşlarınız da oldu kampta. Nasıl bir ortam var, nasıl bir kadromuz var sence? Zaten... Daha çok aile gibi olduğumuz için hiç kimsenin zorluk çektiğini düşünmüyorum burada. Hani arkadaşlık konusunda abilerimiz geldi, kardeşlerimiz geldi. İyi bir aile olduğumuzu düşünüyorum yani bu konuda. Peki taraftarımıza ne söylemek istersin lig öncesi? Onların da istediği, hak ettiği yere bunca senedir çektikleri çileler değecek bir sezon olduğunu istiyorum ve düşünüyorum. Evet, öncelikle Hakan'a mazlum hoş geldin diyelim. Türkçeyi tabii daha iyi öğreninceye kadar böyle biraz yabancı dilde röportajlar yapacağız. Turkish, we will keep the talking with English. Ama bir an önce de öğrensin lütfen. But you have to learn it so fast. Yes, yes, I will learn, I will learn. Neler söylemek ister öncelikle Altay'da olmaktan neler hissediyorsun? How are you feeling staying Altay? It was a new challenge for me because I from Alanyaspor. I meet my new teammates before the first camp and now it's very good. I feeling very good. It's good with everything. Thank you for my teammates, for the welcome, and thank you for Altay.
Bu benim için yeni bir değişim. Çünkü ben geçen sene Alanya'daydım. Orada da bir sezon geçirdim. İlk kamptan beri Altay'ın kampında burada arkadaşlarımla birlikteyim. Öncelikle burada tüm takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni çok iyi karşıladılar. Bana çok iyi arkadaşlık gösterdiler. Tabii ilk kampta olmayanlar da var şu anda. Ama ben ikinci kampa gelebildiğim için, şu anda burada olduğum için çok mutluyum. Peki gözlemlerin nasıl? Türkiye'yi tanıyor ama şimdi İzmir ve Altay yeni yeni tanımaya başlıyor. Nasıl bir lig olacak onun için? Çünkü geçen sene U21 liginde oynuyordu daha çok. Last year you played in the under 21 leagues and right now you have professional contract. So what are you thinking about İzmir, Altay and new epic for you? Yeah. I said before it was a new challenge for me because the last year I played not professional, I was amateur. And yes, I love challenge, you know, it's mm-hmm. difficult because it's professional now, but I love challenge and I want mm-hmm. to say thank you for Altay, for the fan, because I receive a lot of message. Mm-hmm. And Izmir is a new city for me because Alanya is a little bit small mm-hmm. and Izmir is a very big city, but I have a family there and it's good city. Mm-hmm. Ben karşılaşma yapmayı çok seviyorum. Geçen sene amatör oynuyordum. Şimdi profesyonel bir kontrat imzaladım. Bu benim için yeni bir başlangıç. Yeni bir karşı koyma serüveni benim için. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok hızlı başladım bu kamp dönemine. Bu duyguları yaşayarak. Alanya tabii çok küçük bir yer. İzmir çok büyük bir şehir. Daha vakit geçirme zamanım da olmadı İzmir'de. Ama Avrupa'daki yaşadığım şehirde bakarsak orası da küçüktü. Şimdi büyük bir şehre gelmek nasıl olacak bilmiyorum ama heyecanla İzmir'e dönmeyi bekliyorum. Büyük Altay taraftarına bir Büyük Altay desin, öyle bir tane yapıyorum. Finally say to Büyük Altay, say Büyük Altay. Büyük Altay.